Ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde DL satın almak isterseniz bizzat benden satın alabilirsiniz. Her zaman olabildiğince en ucuza satmaya çalışıyoruz. Açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki var. Herkesi bekleriz. Selamlar. Videoya başlamadan önce size aylardır üzerinde çalıştığım bir Discord botunu tanıtmak istiyorum. İşte karşınızda DevamKebot. DevamKebot özellikle legal oyuncular için yapılmış ve oyun içindeki her konuda size yardımcı olabilecek bir Discord botu. Şu an hala gelişim aşamasında olmasına rağmen bir sürü özelliğe sahip. Oyundaki telefon numaralarından bütün eventlerin tarihine kadar, Station ve Tackle gibi provider hesaplamalarından tutun, oyundaki birçok mes yapımına kadar işinize yarayacak bir sürü komut var. Bunlar dışında direkt Discord üzerinden World'ünüzün renderını görebilir veya arkadaşınıza gösterebilirsiniz. O günün Daily Quest'ini, o günün World of the Day'ini, Rotopia saatini vesaire vesaire bir sürü bilgiye oyuna girmeden erişebiliyorsunuz. Şu anda 40'tan fazla mes yapımı ve onlarca profit taktiği mevcut botta. Bu taktikler shop önerileri, item birleştirme önerileri gibi farklı farklı profit taktiklerini içeriyor. Dediğim gibi bot şu an gelişim aşamasında olduğu için sizin önerilerinize göre daha fazla özellik eklenecek tabii ki. Bu saydığım özelliklere ve çok daha fazlasına erişmek için sadece 1 DL vermeniz yeterli. Fiyatı oldukça ucuz tuttum çünkü asıl amaç para kazanmaktan ziyade oyunu Türkler için kolaylaştırmak. Eğer botu kullanmak isterseniz açıklama kısmındaki Discord sunucuma katılabilirsiniz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı gerçekten bekliyorum. Hadi videoya geçelim şimdi. Beyler herkese selamlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Summerfest sonunda oyuna gelmiş bulunmakta. Zaten peki de görüyorsunuz. Bu arada peki de hiçbir değişiklik yok. Her zamanki pekin aynısı. Yani 20 bin elmasa, bir tane Beach Blast Bingo, 100 tane Fireworks, bir tane de Summer Surprise alıyorsunuz. Ve aynı şekilde önceki videoda da bahsettiğim gibi şansa bağlı olarak Ultra White Fragment ya da Ultra Purple Fragment düşme ihtimali de var bu peki alırken. Bana bu arada ikisinden de birer tane düştü. Ultra White Fragment şu anda 90 TL civarlarında. Purple Fragment da 7-8 TL falan olması lazım. O çok pahalı değil zaten. Neyse videomuzun konusu Summerfest'te yapılabilecek profit taktikleriyle alakalı. Ama başlamadan önce şunları söyleyeyim. Bu profit taktiklerini ben farklı zaman dilimlerinde çekebilirim. Üst üste yapmam yani büyük ihtimalle bütün taktikleri. Ve aynı şekilde siz videoyu izlerken benim aldığım fiyatlarla siz video izledikten sonra sizin karşılaşacağınız fiyatlar farklı olabilir. Onu da peşinen söyleyeyim. Sonra bana yorum yapmayın kötü kötü. Üzülüyorum, tamam mı? Şimdi ben gideceğim 12 tanesini bir böleden veya daha ucuza bulursam tabii daha ucuza da alırım. Fireworks alacağım. Daha sonra buradaki ventlere doldurup World'ü 10 tanesi bir böleden falan insanlara satacağım. Dediğim gibi taktik aslında tamamen Fireworks alıp ventten toplayıp adamlara toplu bir şekilde World'de satmak. Drop'ı da satabilirsiniz ama benim Growth Scan'im olmadığı için böyle ventlere dolduracağım. Bu şekilde satacağım mecburen. Neyse ben şimdi dediğim gibi ucuza Fireworks'ları toplamaya başlayayım. Satış kısmında zaten tekrardan açarız videoyu. Şimdi ben birazcık satıcı bulmaya çalışacağım Discord'dan. Şöyle size de göstereyim. iHemo sunucusuna geldim. Yine The Lost Demo sunucusuna daha doğrusu. Paysel Summerfest kanalında görüyorsunuz insanlar bir sürü yazı yazıyor. Ben de buradan baka baka işte insanları takip ede de aynı şekilde oyunda da çok fazla SB atılıyor şu anda. Onları da takip edeceğim. Bulabildiğim en ucuz fiyattan Fireworks'leri alıp daha sonra dediğim gibi daha pahalıya satmaya çalışacağım. Ben şimdi yavaştan almaya başlayayım. Daha sonra zaten devam ederiz videoyu. Hadi bakalım. Follow the light that sets me free.
Beyler Bay FV World'ünden bir tane alıcı buldum. Yani konuştuk adamla alacağım diye geldi. 12 tanesini bir VL'den satacağım bu arada. Toplamda 10.000 tane var zaten. 10.000 tanesini 12'ye böldüğümüz zaman da 833 VL ediyor. Bakalım adam alacağım derse burada beraber satarız zaten. Bekleyelim bir adamı. MH833 VL satmış olduk. 12 tanesi 1 VL'den. Şimdi gidip bir hesap yapalım. Kaç VL kar etmişiz toplamda. Beyler şimdi en sonki videoya baktım. Bizim Fireworks'ları satmadan önce üstümüzde 280 VL varmış. Başka bir video daha çektiğim için arada VL'ler biraz karıştı. Hesabını yaptım ama sorun yok. Bu 280 VL'yi buraya bıraktım, tamam mı? Daha sonra biz ne yaptık? 834 VL'ye toplamda Fireworks'ları sattık. Bu 834 VL'yi de aynı şekilde buraya bırakıyorum. Bu 162 VL ile şu anki videonun hiçbir alakası yok. Bunları ayırdım buraya, tamam mı? Bizim ciromuz burada. O da ne kadarmış? 11 TL ve 14 VL. Gayet güzel. Biz 10 TL ile başlamıştık ve toplamda 114 VL kar etmişiz. Şimdi Fireworks'ları almaya başladığım an 18.10'da bir nokta işareti atmışım. Hani ne kadar sürecek diye hesaplamak için. Bu nokta işaretini bırakmıştım ve bittiği zaman da 10.000 taneyi aldığım zaman da 18.40'ta bir tane nokta işareti bırakmışım. Yani toplamda yarım saatte 114 VL kasmışız sadece Fireworks alıp satarak. Bu taktik bu kadardı beyler. Dediğim gibi fiyatlar değişebilir ama yine de siz insanların almaya çalıştığı fiyatlardan almaya çalışabilirsiniz. Genel olarak bir şey söylemek gerekirse. Neyse biz bu taktiği şimdilik bırakalım. Siz daha fazla ayrıntılı bakabilirsiniz başka yerlerden de. Ben direkt ikinci taktiğe geçmek istiyorum şimdi. Hadi ona başlayalım biz. Beyler ikinci taktiğimiz için bize bir tane supporter hesap gerekiyor. Çünkü recycle yapmak ile alakalı bir taktik göstereceğim. Bildiğiniz gibi bu Bleach Plus Bingo pekinden bir tane Bleach Plus Bingo geliyor. Bu Bleach Plus Bingo'da pek de aslında işe yaramadığı için insanlarda çok fazla birikiyor. İnsanlar da bunu gidiyor 4 tanesi 5 tanesini 1 VL'ye satıyorlar. Beach Plus Bingo'nun bir tanesini recycle yaptığımız zaman bize 250 tane elmas veriyor. Yani 4 tanesini 5 tanesini 1 VL'den alıp recycle yaptığımız zaman 1000 veya 1250 elması 1 VL'ye almış oluyoruz. Bu elmasları bir sürü recycle yaptıktan sonra ve biriktirdikten sonra gelip tekrardan Beach Plus Bingo peki alabiliyoruz. Şu anda 12 tanesini falan 1 VL'den Fireworks'leri satabiliyoruz, tamam mı? Summer Surprise'ı da en kötü 16 VL'ye falan satabilirsiniz. Bunların toplamı aslında 24-25 VL falan yapıyor. Biz de en kötü 4 tanesini 1 VL'den alıp yani 1000 tane elması 1 VL'den alıp Beach Plus Bingo Recycle yaparak 5 VL falan kar ediyoruz bir tane pek başına. Aslında 80 tane Beach Plus Bingo aldığımız zaman 5 VL kar etmiş oluyoruz. İnsanlarda dediğim gibi bir sürü biriktiği için çokça satıyorlar. Biz de aslında bunların hepsini toplayıp recycle yapacağız. Ben şimdilik üstüme yine 10 TL alacağım. Çok abartmak istemiyorum. Sadece göstermek için yapıyorum zaten size. 10 TL ile bakalım ne kadar kar edeceğiz. Bu taktiği de hep beraber denemiş olalım. Ben şimdi dediğim gibi 4-5 tanesi bir öğeden Beach Plus Bingo aramaya başlayayım hemen.
Beyler siz benim Fireworks alışımı izlerken ben de size 3. taktiğimizi anlatayım. 3. taktik gerçekten en eğlenceli taktiğimiz. Çünkü bildiğiniz gacha yaparken BL kasıyoruz aslında. Bu gördüğünüz Fireworks'ları alıp ne yapıyoruz? Gidiyoruz bir tane World'de hepsini patlatıyoruz, tamam mı? Bildiğiniz gibi Fireworks patlattıkça World'de Summer Surprise çıkabiliyor. Bu gelen Summer Surprise'ları da kırdığımız zaman sol üstte bir ödül listesi var. Bu ödül listesinde aşama aşama yeni ödüller var. Bunları topluyoruz aslında. Fakat benim şu anda gösterdiğim taktik o ödüllerden ziyade sadece 20 tane Summer Surprise kırdığımız zaman bize oyunun bir tane Süper Summer Surprise hediye etmesi. Yani aslında biz bu Fireworks'lara verdiğimiz paradan daha fazlasını Summer Surprise'ları kırdığımız zaman bize hediye edilen Süper Summer Surprise'ı satarak elde edebiliyoruz. Ve bu şekilde de kâr etmiş oluyoruz. Neyse bu ödül listesinin fotoğrafını ekrana bırakırım zaten. Siz oradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi diğer ödülleri de alarak daha fazla kâr edebiliyorsunuz. Ama ben sadece Süper Summer Surprise kısmını gösterdim size. Bu arada bu videoyu, video diyorum, sesi tekrardan çekiyorum ben. Videonun sesi birazcık kötü çıkmıştı. O yüzden videoyu izleyerek tekrardan konuşuyorum şu anda. Siz izleye durun videoyu. Devamında bakalım ne olacak. Artık izlersiniz. Ben bilmiyorum. Videoda bu taktikten sonra sona erecek zaten. Neyse en sonda bir konuşma yaparım. Oraya kadar şimdilik hoşça kalın. Beyler son taktik de bu şekildeydi. En sonda gördüğünüz gibi 744 VL'miz vardı. Zaten bu taktiğe de 5 TL ile başlamıştık. Yani toplamda 244 VL gibi bir profitimiz olmuş. Bence en iyi taktik buydu ya. Üçünün arasından en güzeli, en eğlencelisi, en çok VL bırakanı da aynı şekilde. Bu taktikmiş. Gayet güzel bir taktikti. Ben de beğendim bunu.
Neyse, bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Bu video zaten beni bayağı uğraştırdı, bayağı yordu, bitirdi yani. Bir like'ı çok görmezsiniz artık umarım yani. Yarın da bu arada bayağı bir Summer Surprise açılım videosu gelecek. Yani yetiştirebilirsem onu da atacağım. Kendinize dikkat edin. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hadi hoşça kalın bakalım.